Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda size anlatmak istediğim konu taktiksel olacak. 3-6-1'i taktiğini tüm detaylarıyla anlatacağım. Neyi nereye koymanız gerektiğini, emirler ve özel yetenek dağılımını anlatacağım. Genellikle bu taktiği çok takım oynuyor. Ben biliyorsunuz bambaşka bir taktikle oynuyorum. Yeni arkadaşlar taktiğimi ve takımsal kazanma yüzdemi göstererek bir şey anlatayım. Pardon, burada değilmiş. Bunları göstermek istedim. Tekrar takıma dönelim. Kalecim ser savunma kalecisi. Tek sıkıntım boyu kısa. Ama içsel özelliğine bakın. Refleks ve çeviklik 180 üstü. Stoperlerde özel yapım iki stoper vardı. Biri yedekte, ikincisi asıl üstüne düştüğümde Popescu. Bakın. Top çalma ve markaj özelliğine, ki önemli olan top çalma. Diğeri de Ferdinand. Kafa vuruşu önemli. Demece mevkisi özel bir emekte. Burada var arkadaşlar. Pas güç ve top çalması üzerine dikkat etmeniz gerekiyor. Bir saniye göstereyim. Bakın arkadaşlar, pas vermesi 228. Top çalması 178. Güç düşmüş. Güç de 200'e yakındı. Yani bayağıdır oynuyor arkadaşlar. Ve istatistiksel durumlarda böyle. Demece videom var ama yeniden çekebilirim isterseniz. Maradona ve Neymar'ı sadece bakın. Bir sanat eseri gibi. Geçen sezonda Batis Tutay'ı oluşturdum. Bununla ilgili video da var arkadaşlar. Şutu bitiricilik önemli. Gelelim 3-1-2-3-1, yani 3-6-1'i anlatmaya. 3-1-2-3-1, yani 3-6-1'i önce dizelim. Doğru dizdik mi? Dizdik. Ama aslında şunu koysam daha iyi olur anlatırken. Çünkü tam dediğim gibi
Olur o zaman. Özelliklerini de düşünüyorum. Eskiden emir ve taktikleri alt yazılı veremiyordum. Şimdi sesli söyleyip alt yazılı anlayabilirsiniz yani verdiğimde. Yavaş yavaş başlayalım. Kaleci teke tek durdurucu olmalı arkadaşlar. Üç stoper arkadaşlar ortadaki oyun kurucu olmalı. Diğerleri güçlü defans. Ve hava topu hakimi olmalı. DMC oyun kurucu olmalı arkadaşlarım. MC yani merkez orta sahadan biri top sürücü. Ya bu top sürücü olmalı. Diğeri de oyun kurucu olmalı arkadaşlar. AMC, AML, AMR yani sağ açık, sol açık, işte ofansif merkez orta saha, gizli forvet olmalı arkadaşlar. Şu özellik de olmalı. Forvet. Golcü. Veya frikik ustası olmalı arkadaşlar. Birebir golcü veya frikik ustası. Yavaş yavaş emirlere gelelim. Bu da çok önemli. Öncelikle sert hücum öneremiyorum arkadaşlar. Yine de karar sizin. Yani sert hücumda ya bu taktikler artık öyle bir duruma gelmiş ki başarılı olamıyor. Olanlar vardır abi, vardır. Ama başarılı olanını az gördüm arkadaşlar. Genelde sert savunma ve karışık pas başarılı oluyor. Bizim taktiksel durumdan anlatırım. Sert savunma ve karışık pas yönü olmalı. Sert savunma ve karışık pas yönü. İdeal pasör bir takımsanız ya karışık pas oynayın. Pasör takım olma ile ilgili videom var. Hani dili anlamasanız da gördüğünüz gibi antrenman ettirebilirsiniz. Bunu yabancı arkadaşlarıma söylüyorum. Pas gücü 180 üstü olmalı. Bunun dışında kısa pas oynamalısınız. Evet, tüm oklar ileri. Benim gibi oynuyorsanız offside taktiğini ve kontratak taktiğini açabilirsiniz. Pres tarzı ve top çalmada düşük başlatıp 60. dakikadan sonra full edebilirsiniz. Yani en yüksek hale getirebilirsiniz. 60'tan sonra. Sert savunmada kanatlar hızlı ve bitirici olmalı arkadaşlar. Bitiricilik. Hızlı bitiricilik. Bizimki biraz düştü. Yeni transferler gelecek zaten. Forvetinizin
Şurada bitiriciliği yüksek olmalı. Yani 200 üstü olmalı. Kafa vuruşunu ben buna tam yapamadım ama 180 üstü olursa süper olur. Konuyu bitirdik arkadaşlar. Umarım uzunma video olmamıştır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve önermeyi unutmayın lütfen. Güzel günler dilerim herkese.